Merhabalar. Biraz bekleyeceğim yayına katılanlar olsun diye. Bakalım. Şimdi şu an aslında hiçbir şey olmuyor ama yayını sonradan izleyenler muhtemelen şu boşluk kısımlarında sıkılıyor ya. O yüzden ben kendi kendime şu an bir konuşmaya başlayayım istedim. Merhabalar, hoş geldiniz yayınıma. Biraz bekliyorum. Katılım sayısını da biraz görmek istedim açıkçası. Nasılsınız? İyi misiniz bu arada? Benden de size kalpler gelsin. Süreyi çok kısıtlı tutmak durumundayım. Biraz kendimi de anlatayım. Neden kısıtlı tutacağımı da daha iyi anlarsınız böylelikle. Şu an 8 ayı bitirip 9. aya girmiş olan bir bebeğim var. Bundan dolayı biraz da şey, hem diş çıkarma dönemi, hem atak dönemi, hem tabii sıcak etkiliyor. Biraz o yüzden süreyi kısa tutmak durumundayım. Çok fazla danışmanlık da almıyorum açıkçası böyle birebir. Genelde işte analizler yoluyla yardımcı olmaya çalışıyorum, katkı sağlamaya çalışıyorum. Ama bugün böyle içimden geldi açıkçası, bir canlı yayın düzenlemek istedim. Bu dönemde çok da fazla karşıma çıkan konular var. Biraz ben böyle enerjileri takip etmeden yanayım. Yani bu enerjiler nereye gidiyor, isimler neler söylüyor, kimlerden ne kelimeler duyuyorum. Bu ara biraz bu özgüvenle ilgili şeyleri çok fazla duymaya başladım. O nedenle buna bir canlı yayında, bir atölye çalışması, bir workshop düzenleyerek bir aktarmak istedim. Yayına katılanlara tekrardan merhaba. Ben yavaş yavaş bir yayına başlayayım. Daha sonrasında izlemek isteyenler olursa YouTube'a koyacağım bunu. Oradaki linki de paylaşırım hikayede. Katılamayıp daha sonrasında izlemek isteyenler olursa oradan da takip edebilirler. Şimdi konumuz özgüven. Özgüven nedir diye sorduğumda aklınıza gelen ilk şey ne aslında? Bunu bir kısa kısa not alabilirsiniz kenara. Çünkü aslında bu sizin kendi bilinçaltınızdaki vermiş olduğunuz cevaplarla da birebir örtüşüyor. Şu an ben biraz genel tabirlerden konuşacağım tabii, çünkü birebir veremediğim için bu hizmeti, bu danışmanlığı. Özgüven aslında kişinin kendini net olarak ifade edebilmesidir. Mesela benim bakış açıma göre böyle. Sizin bakış açınıza göre de bunu lütfen not alın. Daha sonraki çalışmalarda da bunu bir gözden geçireceksinizdir. Şimdi, özgüven kendini net olarak ifade edebilme, bir şeye karşı hayır diyebilme gücü veya bir topluma girdiği zaman sesinin titremeden konuşabilmesi belki. Hani sizin aklınıza ne geçiyor özgüven denilince? Yazabilirsiniz de biraz interaktifte ilerleyebiliriz aslında bu konuyla ilgili. Şimdi, özgüven ne olduğuna karar verdikten sonra bunu nasıl yapabileceğimiz, nasıl kendimizi geliştirebiliriz, biraz da bu konuyla ilgili konuşmak gerekiyor. Kendimizi net olarak ifade edebildiğimiz, hayır diyebildiğimiz, kendimizi koruyabildiğimiz alandır aslında özgüven. Ve özgüveni oluşturan da önemli 3 tane sac ayağı vardır. Birincisi kişisel sevgi, yani kendimizi sevmemiz gerekiyor. Kendimizi olduğumuz haliyle kabul etmemiz gerekiyor. İkincisi kişisel saygı, kendimize saygı duyarsak eğer, yani bunu şöyle örnek vermek istiyorum. Bazı insanlara karşı bir şeyimiz vardır ya, hani ay çok karizmatik deriz, ay çok başarılı, aa falan deriz. Hani böyle ona saygı duyarız veya güzel bir enstrüman çalıyordur. Karşımızdaki kişiye saygı duyuyoruz. Peki kendimize, kendimizdeki saygımız, yani önemli olan öz saygı, öz sevgi ve öz değerlerdir. Çok pardon. Öz değerlerdir. Şu anki bu atölye çalışmasının konusu aslında öz değerler konusu. Çünkü birçok kişi kendisine baktığı zaman eksikliklerini, yanlışlıklarını tespit edebiliyor. Ama bu öz değerler konusunun ben biraz askıda kaldığını düşünüyorum. Bunu fark ettim. Bu nedenle de hani bu öz değerlerimizi nasıl geliştirebiliriz, nasıl farkına varabiliriz? Bunu keşfetmemizin bu sac ayağını oturtacağını inanıyorum. Bu nedenle işte bu workshop'u hazırlamak istedim. Neler yapacağız? Nasıl karar vermemiz gerekiyor? Kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Bütün bunların hepsi aslında ayrı ayrı birer konu başlığı.
Yani öz sevgi ayrı bir konudur. Bunun alt dalları vardır. Öz saygı, saygı ayrı bir konudur. Bunun alt dalları vardır. Öz değer ayrı bir konudur. Bunun alt dalları vardır. Kendimizi kişisel olarak geliştirebilmemiz için bunların aslında hepsine tek tek bakmak gerekiyor. Dediğim gibi öz değerler bugünkü workshopumuzun konusu. Konuya da artık giriş yapmış oluyorum. Yayına yeniden katılanlara tekrar merhaba. Ben görüyorum şu an katılımcıları. Varsa bir sorunuz, iletmek istediğiniz bir şey yorum olarak da yazabilirsiniz. Kapatmadım orayı özellikle. Onun dışında şimdi konuya ben tekrar girmek istiyorum. Umarım kağıtları, kalemleri hazırlamışsınızdır. Şimdi öz değeri bir özetle anlatmak istiyorum sizlere. Biz bir karar alırken, kendimizi karşı tarafa net olarak ifade ederken almış olduğumuz bu kararın bir motivasyon kaynağı olması gerekir. Yani bir motive eden, bizi bir teşvikleyen bir şey olması lazım. Mesela birisine hayır diyebilmemiz için öncesinde o kişiye hayır deme sebebimizin kendimize aktarmamız gerekiyor. Yani kendimizi, kendi değerlerimizi farkına varırsak eğer bu değerlere göre karar alırken de, aldığımız kararı karşı tarafa açıklarken de aklımızın hep bir köşesinde olacağı için evet bu bana bu değerime katkı sağlıyor. O yüzden ben bu yolda ilerleyeceğim. Bu yüzden buna evet diyeceğim veya bu yüzden buna hayır diyeceğim. Yani bunu hayatıma alacağım veya bunu hayatımdan çıkartacağım. Buna karar vermemiz için işte bizim o değerlerimizi net olarak bilip bunu bizim baş tacımız yapmamız gerekiyor. Öncelikle size bir tablo, bir şablon hazırladım. Şimdi yayında olanlara bunu buradan göstereceğim ama yayında olmayanlara da daha sonra izleyenler veya şu anda da talep edebilirsiniz. Yani bana DM at veya derseniz bu şeyi isteyenler olursa onlara gönderebilirim. Ben birkaç tane değerler tablosu hazırladım. Bunu göstereceğim. Bir lütfen kağıtlar, kalemler hazırsa çalışmaya, atölye çalışmasına başlıyorum. Yani konunun başına da söyledim. Yani şimdi katılanlar için söyleyeyim. Bebeğim var, çok durmadığı için biraz böyle yayını kısa tutmak durumunda kalacağım. Yani o bir saatten sonrası da tekrar yayını uzatma gibi bir şeyim ne yazık ki olmayacak. Size katkı sağlaması adına ama güzel bir hızlı geçişli bir şey hazırladım. Şimdi şablonu göstereceğim size. Ve sonrasında kağıtlar, kalemler hazırsa sizin aklınızdan geçen evet ben bunu istiyorum dediğiniz şeyleri not almanızı rica edeceğim. Ya aslında bunu yayına bir kişiyi alıp da yapmayı da düşünmüştüm ama bir kişi üzerinden ilerlersek şayet diğer katılımcılara haksızlık ederim diye düşündüm. Bundan dolayı genel olarak yapmaya karar verdim. Bu şablonu göstermeden önce de şunu söyleyeyim. Şimdi bazı değerler genel kalıp olarak yerleşmiş durumda. Ne yazık ki bizim bilinçaltımıza kodlanıyor bunlar. İşte magazin programlarında olabilir, eş dost ziyaretinde, komşu ilişkilerinde, arkadaşlıklarımızda olabilir. Bazı cümleleri duyuyoruz ve onlar bize artık yer ediyor. O yer eden şeyleri şu an lütfen düşünmeden bu gösterecek olduğum şeyleri, yani sizin kendi öz değerinizi, kendinize verdiniz, kendinize olmasını istediniz veya kendinize olup da bunu farkındalıkla dışarıya yansıtabileceğiniz şeyleri bulmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı tamamen objektif olmanız gerekiyor. Ve bu değerlere bakarken özellikle şuna vurgu yapmak istiyorum. Sağlık her şeyin başı deniliyor mesela. Bazıları da ya para olsun her şeyi çözeriz. Yani sağlığı da çözeriz diyor. Şimdi bunlar tamamen aslında kişinin kendisine göre bakış açılarıdır. Kendi bakış açınızdır bu. Bu sizin bakış açınız böyledir, bu benim böyle olacağı anlamına gelmiyor. Yani yanlış diye bir şey yok. Kesinlikle bu kişi bunu söylüyorsa doğrudur veya bu kişi bunu söylüyor, bu yanlıştır. Bu konulara girmeyeceğiz. Tamamen her şeyden kendinizi soyutlamanızı rica edeceğim. Eğer şu anda bu çalışmayı yaparken zorlanacaksanız, şöyle de yapabilirsiniz. Bu çıkarmış olduğum değerler tablosunu dediğim gibi talep eden olursa DM'den veya yorumlarda işte gönderebilirim size. Bunu bir odanızda kendiniz iyi hissettiğiniz bir gün, yani depresif bir haldeyken de değil, böyle olmamanız gerekiyor. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün bu tablo üzerinde çalışma yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, odanızı işte havalandırın.
Sevdiğiniz bir kokuyla bulup yapabilirsiniz. Oda spreyi yapabilirsiniz. Veya tütsü kullanıyorsanız onu yakıp hani kendinizi tamamen arındırıp bütün negatif düşüncelerden, evet ben buna konsantre olacağım. Ben kendi öz değerimi tespit etmek istiyorum. Bununla ilgili de şu an kendimi bu vakti ayırıyorum diyeceksiniz. Ve sonra bu çalışmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi şu an size zor gelebilir. Yani tam odaklanmamış olabilirsiniz. Sizin de işte benim şu an aklımın olduğu gibi hani çocuğunuz olmuş olabilir, yetiştirmeniz gereken bir şey olabilir. Bu saat dilimi genelde işte yemek yenilip artık masanın toplandığı ama işte bazen işte çay kahve beklediği saatlerde olduğu için açıkçası tam konsantre olamayabilirsiniz. Sizden ricam konsantre olduğunuz bir zaman diliminde buna bakın, bu çalışmayı yapın. Ama şu an katılabiliyorsanız eğer, konsantreyim diyorsanız da sayacak olduğum şeyleri dediğim gibi yani tamamen o negatiften çıkıp kendinizin farkına varacağınız şekilde geliştirin. Sonrasında benim de ne çıktığını söylerim size. Benim hani talep eden olursa eğer bunu açıklayabilirim tabii burada. Herkesin çünkü öz değeri farklıdır. Kendisinde bulmak istediği şeyler farklıdır. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi bunu ilk önce böyle ekranda bir tutayım ben. Şu şekilde. Alabiliyorsanız ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Değilse dediğim gibi talep edin. Ben size mesaj olarak gönderirim. Şimdi şöyle de biraz daha tutayım mı aslında. Ben size bunları okuyacağım. Lütfen kağıdı kalemi hazır olan not alsın. Olmayan da dediğim gibi nasıl bir çalışma yaptığınızı anlayıp sonrasında kendisi işte yalnız kaldığında bu çalışma yapabilir. Okuduğum zaman kendinizde evet bu önemli, evet bu dediğiniz şeyleri işaretleyin, yazın. Aile saadeti, yani aile içinde huzurlu, mutlu olmak. İşte kardeş olabilir, anne baba olabilir. Sadece okuyorum. Aile saadeti, ekonomik özgürlük, sağlık, kazanma hissi, öz saygı, cömertlik, itibar, arkadaşlık, bilgelik, sevgi, şefkat, terfi etmek, maneviyat, işbirliği, entelektüelite, sadakat, şöhret, sorumluluk, macera, düzen, iç huzur, başarı, zengin olma, ait olma, düzen, canlılık, otorite, yaratıcılık, bağımsızlık, kişisel gelişim, keyif. Yani yaptığınız işten işte aktif olma, keyif, canlı olmak gibi. Şimdi bunları not aldınız inşallah. Yorumla bırakabilirsiniz. Hızlı gittiyse eğer yavaş da ilerleyebilirim. Bu arada ses düzenini sormadım. Sesim geliyordur umarım. Yani takipçilerden şey yazarsanız. Okunmuyor. Tam ters mi tuttum acaba? Işıktan dolayı mı yoksa parlaklık mı geliyor? Şöyle yapsam. Ses geliyor, süper. Teşekkür ederim. Parlak olduğu için mi okunmuyor? Yoksa ters mi görünüyor size? Parlak olduğu için. O zaman ışığı kapatmayı deneyeyim bir. Şöyle yapsam nasıl olur? Çok özür dilerim. Umarım olmuştur. Anladığınızı sevindim. Teşekkür ederim. Bunlar aslında herkeste olan, herkeste biraz kimisinde örnek veriyorum aile saadeti daha yoğundur, kimisine daha azdır. Herkeste olan şeyler ama bizim yapmaya çalıştığımız şey en bizim için en önemli olan şeyleri tespit etmek. Şimdi bu saydıklarımdan kendinize şu önemli, şu önemli, şu önemli dediklerinizi not aldınız ya, onun içerisinden kaç tane aldınız bilmiyorum. Eğer ondan fazlaysa ona indirmenizi rica edeceğim. Yani tek sütunu okuyorum şu anda. İşte aile saadeti, kazanma hissi, itibar, sevgi, şefkat, işbirliği, şöhret, düzen, zengin olma, canlılık, bağımsızlık dedik diyelim ki. Ben buradan örnek vermeye devam edeceğim.
Şimdi biz bunu ona indirdik ya. Diyelim ki ben örnek olarak ilerleyeceğim burada. Bu kazanma hissi, itibar, sevgi, şefkat dedim. Mesela hangisi benim için daha ön planda? Hangisi daha iyi? Buna fark etmek için şöyle bir çalışma yapacağım. İşte kağıt kalem burada devreye giriyor. Ters mi görünüyor? Aslında yansıtma da yaptım ama. Çok pardon. Yani ekranda düz görünsün ayarladım sandım. Herhalde ayarladığım şeyi bozdum o zaman. Kusura bakmayın. Dediğim gibi bu şablonu gönderirim. Şimdi ama şuradan göstereyim size. Mesela aile saadeti, kazanma hissi dedim. Soracağım kendime, tamam mı? Aile saadeti mi, kazanma hissi mi? Sonra bunun üzerinde ilk böyle bu şablona baktığınız zaman hemen böyle ilk aklınıza gelenleri işaretlediniz ya. Şu an biraz oturup durup düşünün. Aile saadeti mi, kazanma hissi mi? Aslında ben kazanma hissini daha çok seviyorum diyebilirsiniz. Hani burada az önce verdiğim örnek gibi şeye kapılmayın. Ya aslında sağlık her şeyin başı diye. Hatta bir dakika, sağlığın olduğu durumdan ilerleyeyim. O sütundan ilerleyeyim. Sağlık mı, cömertlik mi? Ya aslında cömert olmak da doğru ama yok yok, sağlık. Mesela böyle ikilemde kaldınız. Sağlık, o zaman sağlık bir numara. Şöyle yine parlıyor. Benim örnek olarak çalışacağım şablon bu diyeceğim. Yine olmadı. Evet. Ay inşallah anlatabiliyorumdur. Şimdi sağlık bir numara benim için dedim. Oraya biri koydum. Peki cömertlik mi, bilgelik mi? Düşünüyorum. Bilgi olmak. Hani her konuda bilgi sahibi. Ay evet, bana öyle desi derler mesela. Bilgelik. O zaman bu cömertliğin yerini değiştiriyorum. Bilgelik 2, cömertlik 3 oldu. Sonra geliyorum. Cömertlik mi, maneviyat mı? Maneviyat da sanki daha değil mi? Böyle dini konular veya ne bileyim spiritüel konular. Bu alanlarım güçlü olsa daha iyi olurum. Evet evet, o zaman. Gibi, anladınız mı? Bu şekilde bir sıralama yapmanız gerekiyor. Mesela sağlık mı, cömertlik mi dedim. Sağlık dedim 1. Cömertlik mi, bilgelik mi? Bilgelik dedim 2. O zaman cömertlik mi, maneviyat mı? Bir alt satıra gelmiş oldum. Cömertlik mi, maneviyat mı? Maneviyat, ona 3 demiş oldum. O zaman cömertlik mi, sadakat mi? Ay cömert olmak değil mi? Böyle her konuda cömert olayım derim mesela. Buna 4 yaptım. O zaman geliyorum. Sadakat mi, macera mı? Maceracı olmak da çok keyifli. Aslında macera daha iyi. Buna 5 dedim. Sadakat mi, başarı mı? Sadık olsun ya. Sadakat önemli. Ben her konuda sadakatli olayım dedim mesela. Bu 6. Peki başarı mı, düzen mi? Başarı değil mi? Ben başarılı olayım yaptım diyelim ki. Düzen mi, yaratıcılık mı? Düzen. Düzenli olayım. Düzen desinler. Böyle, anladınız mı? Bu şekilde sıralayın bunu. 9-10 yaptık diyelim ki. Daha sonrasında kendinize tekrar sorun. Sağlık mı, bilgelik mi? Yok ya, bilgi olayım ben. Bilgelik daha önemli sağlıktan şimdi. Bak düşündüm de sağlığı alt plana alayım ben. O zaman bilgelik bir olsun. Peki, şimdi sıralamam değişmiş oluyor bu durumda değil mi? Ben bilgeliğini demiştim, iki demiştim. Şimdi onu bire almış oldum. O zaman sağlık mı, maneviyat mı? Yani bir önceki listede 1 ve 3 arasından seçim yapacağım. Sağlık mı, maneviyat mı? Sağlık. Bir de 2'de kaldı. Veya maneviyat dedim. Şimdi bunu bu sefer maneviyat 3'tü. Onu 2'ye düşürmüş oldum. Böyle çalışma yapmanız gerekiyor. Bu şekilde yani ilk onunuzu belirledikten sonra, yani hızlı bir şekilde ilk onunuzu belirledikten sonra sakin bir şekilde bu ilk 10 içerisinden listeyi azaltmanız gerekiyor. Mesela 5'e indirin. İlk 5'inizi belirleyin. O ilk 5'i belirledikten sonra tekrardan aynı yöntemde ilk 3'ünüzü belirlemeye çalışın. Bu size nasıl bir fayda sağlayacak? Diyelim ki siz ilk listede yaptığınız sağlık önemliydi, cömertlik önemliydi ya. Sonrasında bunu üstüne düşündükçe ya aslında benim için sağlıktan ziyade mesela
macera daha ön plana geldi diyebilirsiniz. Demek ki benim kendi içimde aslında özgüvenimi artıracak olan şey benim maceracı bir yapıya sahip olmam. Böyle düşünüp kendinizi böyle geliştirebilirsiniz. Şimdi biraz farklı konulardan da bilgi vermek istiyorum size. Bu kişi, ya X bir kişisi diyeyim, dünyaya gelirken bazı hayat sınavlarına tabi olacağını bilerek geliyor. Yani hepimiz aslında öyle geldik. Çünkü biz bu dünyada bazı şeyleri deneyimlemek istiyoruz. Ve hepimizin içinde Tanrı'nın bir ruhu var, değil mi? Ayetinde ne diyor? Size ruhumdan üfledim diyor. Hepimizin içinde aslında bir bilgelik var. Her konuyu biliyoruz aslında. Çünkü aksini söylersek, yani yaratıcıya eğer tabii inancınız varsa, bunu izleyenler burada beni biraz da şey yapabilir ama Tanrı inancınız varsa eğer, onun her şeyi, yaratım gücüne sahip olduğunu düşünüyorsanız eğer, şunu da kendinize yapmayın. Bende Tanrı'nın ruhu varsa ben de bilgiye sahibim. Sadece bu dünyayı bedenlendim ve bu dünyanın sınav yeri olduğunu bilerek geldim. Ben bu dünyada sınavlarımı hangi konulardan alacağımı unuttum, onu bilmiyorum. Ama içimde bir bilinçaltımda, bir hücrelerimde, zerremde o ruh denilen şeyin bildiği çok şey var. Eğer bunu düşünürseniz, bunu kabul ederseniz ve bu şekilde hayatınıza ilerlemeye devam ederseniz bir zaman sonra diyeceksiniz ki benim öz değerim, yani kendime vermiş olduğum işte bu listede çıkan ilk üçüm aslında benim bu dünyada yapmak istediğim, kendimi ben böyle göstermek istiyorum dediğiniz şeyler olduğunu fark edeceksiniz. Böylelikle bir ortama girdiğinizde mesela daha sessiz kalıyorsanız bu sefer diyeceksiniz ki benim öz değerim işte maceracı olmam gerekiyor. Ben demek ki bunu yani istiyorum. O zaman ben biraz daha burada bir macera araştırayım. Hani daha ne yapabilirim? Mesela maceracı dedim şu anda. Keşfetmem gerekiyor. Mesela duvarın rengi neden öyle diye mesela onu düşünüp bunu araştırıp bu konuda işte kişilere bilgi verebilirim. Örnek veriyorum şu anda. Veya macera deyince sırf paraşütten atlamak gibi şeyler gelmesin aklınıza. O yüzden hani boyadan örnek vermek istedim. Kendinizde fark ettiğiniz şeyler vardır. İçten içe bildiğiniz ama dışa yansıtamadığınız. Çünkü oturup bilinçli bir şekilde düşünmeyip ne olduğunu anlamadığınız çok şey vardır hayatınızda. Kendinizde bu şeyleri keşfedip fark ederseniz eğer, derseniz ki ya evet benim mesela her şeyin başı sağlık diyorum ama aslında sağlıktan öte bir de benim şöyle bir değerim varmış. Bunu fark ettiğiniz. Ha veya şey de olabilir, sağlık da çıkabilir. İlk üçünüzde hatta ilk biriniz sağlık da olabilir. Demek ki sağlıklı olmak kendinizi her koşulda hem fiziksel hem ruhsal bu arada sağlıktan bahsediyorum. Sağlıklı olmak benim için daha önemli. Bunu da fark edebilirsiniz. Veya işte ekonomik özgürlük dedim. Yani sürekli cebinizde paranın olduğunu düşün. Yani o paranın size, sizin kendi kazancınızdan geldiğini de istiyor olabilirsiniz. Veya zenginliği de tercih edebilirsiniz. Yani para bana her koşulda gelsin, benim çok fazla çalışma ihtiyacım olmasını da tercih edebilirsiniz. Umarım anlatabiliyorumdur. Yani sorularınız varsa alacağım zaten birazdan ama kendinizde bunu fark ettikten sonra, bu değerleri belirledikten sonra, işte az önce verdiğim örnek üzerinden de düşünüp, yani sınav yerindeyim, sınavlarımın geleceği yerlerde demek ki bu alanlardanmışı kabul edip, bir topluluğa girdiğinizde işte sessiz kalıyorsanız daha yüksek sesle konuşabilirsiniz. Yani veya şunu da yapabilirsiniz, benim öz değerim işte macera çıktı ya, bir yere davet ediliyorum ama oraya gitmeyi karar veremedim. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Diyebilirim o zaman kendime. Ya burada bir macera var mı? Bana katacak olduğu bir şey var mı? Var. O zaman evet gideyim. Yok hayır o zaman hayır diyebileyim. Benim öz değerlerime uygun olmayan konular için ne kendimi üzeceğim ne kendimi kısıtlayacağım. Gerekiyorsa hayırı da söyleyeceğim. Bunu kabul edebilmeniz için işte bu öz değerlerinizi net olarak bana göre bilmeniz gerekiyor. Kendinizde özgüven eksikliği ile ilgili yapılabilecek pek çok çalışma var. Bunlar ayrı bir konu aslında. Konu başlığı daha doğrusu ayrı bir canlı yayın konusu.
Ben bu canlı yayında sadece bu öz değerlerimizi nasıl fark edebiliriz ile ilgili bir atölye çalışması düzenlemek istemiştim. Eğer bu konuyla ilgili sormak istediğiniz farklı şeyler varsa onlarla ilgili de böyle bir canlı yayın ayarlayıp daha detaylı konuşup veya workshop tadında değil de bir seminer tarzında bir şeyler de yapabilirim eğer isterseniz. Ama lütfen şunu unutmayın. Sınanmaya geldik. Sınavımız belki de hayır diyebilmektir. Yani hayır dediğiniz zaman, bazı konularda net olduğunuz zaman daha kendinizi iyi hissedersiniz. Ufak bazı tüyolara da girmek istiyorum. Eğer ki kendinizde bir eksiklik hissediyorsanız, yani bir topluma girdim konuşamıyorum, kamera karşısında konuşamıyorum, patronumdan azar işittim veya işte arkadaşım bana bir şey söyledi, ona cevabını veremedim, konuşamadım, çok özür dilerim ses yaptıysa diyorsanız, eğer böyle şeyler yaşıyorsanız bunlarla ilgili kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ve eğer ki sürekli benzer cümleleri hayatınıza duyuyorsanız bununla ilgili de ya rehber meleklerinizden size bir şeyler geliyor, bir şey farkına varın artık, bak yeter artık, şunu artık fark et diyorlardır size, ya da çevrenizde çok fazla sizi aşağı çekmek isteyen insanlar vardır. Bu ayrımı çok iyi yapmanız gerekiyor. Kendinizde geliştirmek istiyorsanız ya, ilk önce kendinize bu öz değerleri belirledikten sonra bir de çevrenizdeki 3-5 arkadaşınız, ama bunlar şey olsun, arkadaş, akraba, tanıdık olabilir. Bunlar hani şey, sizi aşağı çeken kişiler veya sizi aşırı derecede pohpohlayan kişiler olmasın. Tamamen objektif bir şekilde sizin sorularınıza yanıt verebilecek kişileri tercih edin. Direkt soramıyorsanız eğer, böyle sohbet esnasında donanbaşlı da sorabilirsiniz. Benim aslında şöyle bir yanım var mı, ne dersin falan, böyle yapabilirsiniz mesela. Kendinizde karşı taraf sizi nasıl görüyor? Bunu da fark edebilirsiniz böyle ufak çalışmalarla. Saate bakmam gerekiyor şu an. Güzel, çok iyi kullanmışım süreyi. Çok hızlı mı aktayım bilmiyorum da. Değerleriniz konusunda tekrardan dönersem eğer, lütfen kendinize belirlemiş olduğunuz bu değerleri hayatınızda uygulamaktan çekinmeyin. Mesela tablodan örnek vereceğim. Şimdi baktım ne çıkmıştı? Macera çıktı diyelim, başarı çıktı, sağlık çıktı diyelim. Bunu kendinize sürekli hatırlatmak için ne yapmanız gerekiyor? Mesela telefonunuz ekranınıza ana resim olarak koyabilirsiniz bunu. Telefonu her açışınızda size kendi öz değerlerinizi o şey hatırlatabilir. Bununla ilgili yazı yazabilirsiniz veya resim, işte fotoğraf hazırlayıp koyabilirsiniz. Size onu anımsatan şey, hani bir başkası gördüğünde aa falan der diye de çekinmeyin. Mesela benim evimin pek çok noktasında küçük küçük notlar vardır. Buzdolabına yapıştırırım, dış kapıya yapıştırırım, yatak odama yapıştırırım, aynaya yapıştırırım. Bana bir, yani mesela olumlama çalışması yaparken de bunu kullanıyorum. Ama bu şu an bahsettiğim konu şey, öz değerlerinizle ilgili ya, size bunu hayır diyebilme, kendinizi net ifade edebilme şeklinizle ilgili kullanmanız için anlatıyorum. Kendi öz değerinizi belirledikten sonra bu çalışmayla bunu gözünüzün görebileceği, kendinize bunu bilinçaltınızda hatırlatabileceğiniz, yani ufacık bir anda artık onun bilincinizin dışına çıkıp bilinçaltınızda bunu fark edebileceğiniz şeyler var. Dediğim gibi yazı olabilir, resim olabilir veya size onu anımsatan şey bir müzikse eğer, telefonunuzun alarm sesini öyle bir müzik de yapabilirsiniz. Yani bütün bunları çoğaltmak mümkün. Kendi artık hayal gücünüze bırakıyorum. Ufak ufak tüyolar vermiş oldum sadece. Kendi hayal gücünüzde işte her sabah evden aynı saatte çıkıyorsanız eğer, onu görebileceğiniz yere dediğim gibi mesela dış kapınıza yapıştırabilirsiniz. Veya telefonu sürekli bakıyoruz. Tabletle çalışıyorsanız ona bakabilirsiniz. Bu öz değerlerinizi artık bilinçli halinizde sürekli fark ettikten sonra bilinçaltınız da bunu sizin önünüze getirmeye başlayacaktır. Dediğim gibi birisiyle konuşurken net olarak kendinizi ifade etmeniz gerektiği durumlarda bu öz değerlerinizi düşünün. Benim şu an bu topluluk içinde olmam öz değerlerimi eş mi? Öz değerlerimi hiçe saymış oluyor muyum? Yani kendimi hiçe saymış oluyor muyum? Aslında bunu söylüyoruz. Mesela sağlık çıktıysa eğer birinci planda
bir hastane ziyaretine gideceksiniz diyelim ki. Hani hep toplum içerisinde vardır ya, aman hastadır ziyarete gidilir işte gibi, neyse çok detaya girmeyeyim, anlamışsınızdır. Yani oraya gitmek size kendinizi iyi hissettirmeyecekse gitmeyin. Yani telefonla geçmiş olsun diyebilirsiniz. Veya kendi evinizden dualarla ona böyle iyi niyetlerde bulunabilirsiniz. Ve arayıp da yani veya mesajla yazabilirsiniz. İlk etapta aramak size zor geliyor olabilir. Oraya gelmeyi istemiyorum. Bu güzel bir dille kendi cümlelerinizi anlatıp, ama sana bütün işte iyi niyetlerimle, işte örnek veriyorum, Yasin okudum gibi mesela, şifa olması için işte zikir çalışması yaptım gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Gelemiyorum çünkü, yani mesela ekonomik özgürlük çıktı diyelim ki sizin birinci tercihiniz. Bir ortama yine gireceksiniz. Bir bakmanız gerekiyor. Kendinizde mesela sürekli bir gelir kaynağı yaratmak istiyorsunuz demek ki. Ekonomik anlamda özgür olmak istiyorsunuz. Kendi kazancınızı, kendiniz rahatlıkla harcamak istiyorsunuz. Ama sizi mesela diyelim ki arkadaşlarınız böyle bir yere çağırıyor. Gümbür gümbür eğlence. Ama bütçeniz kısıtlı. Şimdi o durumda şey diyebilirsiniz. Bu benim öz değerlerime uymuyor. Ben oraya gittiğim zaman eğlenemeyeceğim. Çünkü cebimdeki para kısıtlı. Bunu başka bir yerde, başka bir şekilde değerlendirmek istiyorum diyebilirsiniz. O zaman karşı tarafa yine rencide etmeden, yalnız bu anlattığım şeyler hani karşı tarafı kırma anlamında değil. Cümlelerimizi güzel seçersek zaten karşı taraf kırılmaz, bizi anlar ve anlayışla karşılar. O yüzden yani ben şu an o ortamda bulunduğum zaman keyif alamayacağım. Kendimi iyi hissedemeyeceğim. O yüzden gelmek istemiyorum. Bu sebepten dolayı da diyebilirsiniz mesela. Ya da patronunuza karşı veya işte ya da yeni bir iş kuruyorsunuz, o iş yerinize kendinizi daha iyi anlatabilmeniz adına mesela. Bir bakın, bir öz değerlerinizle orası örtüşüyor mu? Eğer ki öz değerlerinize uymayan bir şey varsa zaten o konuyla ilgili özgüven geliştiremezsiniz. Mesela kitap okumayı sevmiyorsanız bir kitapçıda çalışamazsınız. Çünkü size gelip de soru soracak olan şeyler vardır. Hani yeni bir kitap arayışındayım. İşte onu bilgisayardan bakayım, elimize var mı yok mu der geçersiniz. Ama gün nasıl bitecek, üf ya yine bu iş yerine geldik gibi zaman geçirirsiniz. Ama eğer keyif alıyorsanız, seviyorsanız, yani kitap okumak sizin için değerli bir şeyse mesela, orada çalıştığınız zaman da gün nasıl geçer anlamazsınız. Hep bir ay bak şu kitabı mı araştırıyorsun, bir de bununla ilgili şu yazarın da şöyle bir şeyi vardı gibi mesela konuşabilirsiniz de. Veya kendinizi eksik hissettiğiniz konu neyse onun üzerine gidip onunla ilgili bu öz değerlerinize göre yol haritası çizebilirsiniz. Başka, yani öz değerlerle ilgili aslında dediğim gibi çok konuşulabilir de. Şimdi şeye bakayım. Sizin sorularınız varsa soru alabilirim bu arada. Yayını kaydedeceğim. Dediğim gibi YouTube'a yükleyeceğim. İzlemek isterseniz linkini paylaşırım. Bu hazırlamış olduğum şablonu siz kendiniz çoğaltabilirsiniz de. Ya yani mesela benim buraya yazmadığım şeyler vardır belki aklınızda. Ya aslında şu da benim için daha değerli diye olabilirsiniz. Onu da kendi listenize ekleyin ve tek tek sormaya devam edin. İlk üçünüzde var mı yok mu? Bunu net olarak anlayın. Başka ne diyebilirim? Ha, bir de şu konuya değinmek istiyorum. Bir konuda net değilseniz eğer, bunun sebebi korku olabilir. Bir şeyden korkuyor, çekiniyor olabilirsiniz. Yani ve korkunun da aşılması gereken şeyi, yöntemi bilmektir. Eğer bir konuyu bilirseniz o konuyla ilgili korkunuz kalmaz. Kendinizi geliştirebilmeniz için benim naçizane yani tavsiyem, tespit edin ben neden korkuyorum diye. Buna benzer bir çalışma da yapabilirsiniz. Ben neden korkuyorum, bunu tespit edin ve o korkunun kaynağına bir bakın. Bu bilinçaltınıza kodlanmış bir şey olabilir. Atalarınızdan hani DNA yoluyla size gelmiş olabilir. Eğer farklı bir düşünceye inanıyorsanız, reenkarne olduğunuz daha önceki yaşantınızdaki ruhunuz işte bunu
deneyimleyemedi, yarım kalmış olabilir. Veya deneyimledi ama kötü bir şekilde deneyimledi. Böyle de olabilir. Neye inanıyorsanız eğer. Bu korkunuzu ilk önce bir tespit edin. Bunun kaynağına bakın. Sonrasında bu korkuyu nasıl yenebileceğinizle ilgili. Yani bu korkunun ana kaynağını bulduktan sonra bunu bilmeye çalışın. Neden? Ben bunu nasıl geliştirebilirim? Bununla ilgili kitap okuyabilirsiniz, film izleyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunuz kişilere ulaşıp onlardan fikir edinebilirsiniz. Bu konunun antitezini, yani bu konu, antitezini savunan kişilerle görüşüp onlar neden acaba hayır diyor, bunu keşfedebilirsiniz. Böylelikle o konuyla ilgili artı ve eksi tüm bilgilere sahip olduktan sonra kesinlikle o konuyu artık çözmüş olursunuz ve böylelikle korkunuz da ortadan kalkar. Yani korkunun sebebi bilmemektir. Altını çizerek söylemek istiyorum. Bir toplantıya gideceksiniz. Toplantı nasıl geçecek bilmiyorsunuz. Neden? Kendiniz konuşmacıysanız eğer, nasıl konuşacağınızı bilmediğinizden çekiniyor olabilirsiniz. O konuyla ilgili çok fazla araştırma yapmadığınız için bilgilerinizin eksik kaldığını düşünüyor olabilirsiniz. Veya izleyicisinizdir, aynı anlatacak, beni kaldıracak mı tahtaya falan, böyle bu tür düşüncelerde olabilirsiniz. Daha önce oraya gitmiş olanları izleyebilirsiniz, onlara sorabilirsiniz. Deneyimleri nasıldı, bunları öğrenebilirsiniz. Korkunuzu böyle yenebilirsiniz. Halsizim, evden çıkmak istemiyorum. Bu biraz farklı bir konu. Neden? Evden çıkmadığınıza bir odaklanın. Hasta mısınız? Yani cidden fiziki bir hastalığınız mı var? Psikolojik olarak mı istemiyorsunuz? O halsizliğinin sebebi nedir? Şu an tabii ki sıcak da etkiliyor olabilir sizi. Ama bir motivasyon kaynağı bulmanız gerekir. Halsizim, evden çıkmak istemiyorum. Çıktığınız zaman yapabileceğiniz şeyleri böyle hayal dünyanızda canlandırabilirsiniz. Ya üf. Modundan çıkıp, yani bu şeyden çıkıp, ya aslında ben dışarı çıktığımda şu işi yapsam, şunu yapsam deyip kendinizi canlandırabilirsiniz. Mesela benim sevdiğim şey denize girmektir. Yüzmeyi çok severim. Bununla ilgili hani havuz olsa razıyım ama denizi daha çok seviyorum. Mesela en böyle bitkin, halsiz olduğum zamanda, kış da olsa bu, mutlaka bir deniz kenarına gitmek isterim. Oranın bir oksijenini alayım. Eğer bulunduğum ortamda deniz yoksa, yani denize uzak bir yerde yaşıyorsam o dönemde, nehir mutlaka bulurum, dere. Yani hiçbir şey yoksa, yani hani banyoya girer bir hani duş alırım, bir serinlemeye çalışırım. Suyu çok seviyorum. Belki böyle bir hani imajinasyon deniliyor, yani böyle bir hayal dünyasında kendinizi canlandırabilirsiniz. Bir markete gideyim diyebilirsiniz. Günlük işte ufak ufak adımlarla başlayıp ya bunu yapabilirsiniz. Veya halsizim ama işte hani bu, eğer direnciniz kırıksa, fiziksel bir şeyiniz varsa belki psikolojik destek alabilirsin. Hani bir depresyon belirtisi çünkü bu aynı zamanda. Vitamin değerlerinize bir baktığınızda tavsiye ederim. Çünkü bazen magnezyum eksikliği de halsizlik yapabiliyor, bacaklarda yorgunluk yapabiliyor. Yani sağlık ocağında bunu ücretsize yaptırabiliyorsunuz. Hani eğer düşük vitamin değerleriniz varsa oradan kendinizi canlandıracak şeyler de yapabilirsiniz. Bir bakayım. Kavga edemiyorum, kendimi savunamıyorum. Buradaki şeye odaklanmak gerekiyor. Kendinizi savunmanız gereken bir durum, hani fiziksel bir durum mu, yoksa sözle ifade etmeniz gereken bir durum mu? Ben hep şundan yanayım. Şiddet değil, sözle dövmek. Yani ben bazen öyle bir laf söyleyeyim ki karşındaki dayak yemişten beter olur. Kendiniz de mesela kendinizi savunacağınız durumları zaten hiç düşünmemek için öz değerlerinizi geliştirme çalışmasını yapabilirsiniz. Yani kavga edemiyorum. Kavga etmeyi istiyor musunuz? Belki de bedeniniz kavga etmek istemiyor veya ruhunuz kavga etmek istemiyor. Ondan dolayı da olabilir. Ama eğer baştan kendinizi savunmanız gereken durumların içine düşmezseniz, yani zaten baştan kendinizi koruma altına alırsanız, yani öz değerlerinizi tespit ettikten sonra inanın bu işinize yarayacaktır. Şu konuşmanın içerisine ben girmek istemiyorum. İşte bana uymuyor bu deyip, yani bunun cevabı verebilecek duruma gelebiliyorsunuz. Bununla ilgili
Özelde de bazı çalışmalar yapabiliriz farklı anlamlarda dilerseniz eğer. Bolluk bereketle ilgili tavsiyelerim. Bolluk bereket frekansına girmek gerekiyor. Bu bambaşka bir konu aslında. Ama şunu naçizane tavsiye edebilirim. Kendinize bolluğu çekmek istiyorsanız eğer, bereketi çekmek istiyorsanız kendinizin ilk önce o olduğunuzu kabul edin. Dedim ya, hepimiz Tanrı'nın ruhunu taşıyoruz içimizde. Hepimizde aslında bunlar var, bu enerjiler var. Bunu açığa çıkarmak gerekiyor. Mesela bulunduğunuz ortamdaki en lüks semt neresi? Kendinizi böyle veya alışveriş merkezinde yani alım gücünüz eğer ki dar gelirli, düşük gelirli seviyedeyse veya orta gelirli seviyedeyse bir üst seviyesine bakabilirsiniz. Ama benim naçizane tavsiyem, alamayacak olsanız da dahi zaten bütçeniz yeterli olmadığı için alamayacaksınızdır büyük ihtimal, ama bir Rolex mağazasını gezin. Bir kendinizi orada ne hissediyorsunuz? Kendinizde o ürünleri taşıdığınızı hayal edin. Bir kuyumcuları çok fazla gezebiliriz. Çünkü altının çok güzel bir enerjisi vardır. Onu üzerinize taşıdığınızı hayal edebilirsiniz. Hatta mümkünse eğer üzerinize altın taşıyın. Yani bunu yüzük genelde beylere tavsiye edebilirim. Veya işte bazı bilekliklerin kısımlarına hani artık altından da ya da pırlantalardan da bir şeyler yapılmaya başladı. Onu taşıyabilirsiniz. Bu size ne kazandırır biliyor musunuz? Her an yani param var. İhtiyaç duyarsam her an bozdurup nakde çevirebilirim. Ama eğer nakitte kalırsanız o parayı zaten harcanıyor. Ama bolluk zihniyetine girmek istiyorsanız dediğim gibi lüks mağazaları, lüks semtleri gezin. Üzerinizde taşıdığınızı hayal edin. Ve bolluk bereketle ilgili bir takım çalışmalar var. Onlara da katılabilirsiniz. Dönem dönem paylaşıyorum. Takipte kalırsanız eğer oradan ilerleyebiliriz. Çok pardon. Saate de bir bakayım. Bir 10-13 dakikamız kalmış ama deniz kenarı güzeldir vallahi. Sağlık, cömert, maneviyat çıkmış. Ekonomik özgürlük çıkmış. Güzel, aile saadeti. Ya şöyle dediğim gibi, ilk onunuzu belirleyin. Sonra ama böyle spontane hemen ilk aklınıza, ilk 3 saniyede aklınıza gelen şekilde ilk onunuzu belirleyin. Sonra bunu üstüne düşüne 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 ilk 5'e düşürmeye çalışın. Bu işte o mu bu mu o mu bu mu çalışmasını bir 3 kere yapın mesela. Net olarak emin olduktan sonra evet benim için bu ilk 3 madde çok önemli. Bunlar benim değerlerim. Bunlar benim öz değerim. Buna karar verin. Sonrasında bunu sürekli bilincinize de hatırlatacak şekilde. Çünkü bilinçaltınız zaten bunu biliyor. Buna emin olun. Ama bilincinize bunu hatırlatmak için telefon ekranı olabilir, çalıştığınız masanın üstü olabilir. Yani size hatırlatabilecek neresiyse, yani ayna olabilir. Veya ilk etapta hani çekinceleriniz varsa mesela her gün sabah elinize yazabilirsiniz. Resim olabilir, dediğim gibi müzik olabilir, koku olabilir. Size o şeyi anımsatan neyse sürekli bilincinize bunu hatırlatabilecek şekilde yerleştirin. Sonrasında zaten bilinçliğiniz sürekli bunu gördükçe bilinçaltınız da o şeyi yukarıya çıkarmaya başlayacaktır. Ve bir konuyla ilgili karşılaştığınız zaman, topluluğa girmek olabilir, iş olabilir, işte kavga etme konusu olabilir. Kendinize ben bu ortama girmeyi istiyor muyum, istemiyorum. Bu benim öz değerlerimle örtüşüyor mu, örtüşmüyor. Bunu belirleyin. Bu şekilde yani öz sevginizi, öz saygınızı ve öz değerlerinizi belirledikten sonra emin olun ne kavga edecek ortamlarda olmak, yani olacaksa öyle bir şeyini düşünmeyeceksiniz bile. Yani net olarak kendinizi ifade eder hale geleceksiniz. Öz sevgiyle ilgili ve öz saygıyla ilgili ayrı ayrı yayınlarda açacağım bu arada. Zamanlamasını, duyurularını yaparım tarihlerini karar verdikten sonra. Ama kendinizi sevin, kendinize saygı duyun. Yani bir başkasına duyuyorsunuz, şunu unutmayın, bu sizin bedeniniz, tamamen emanet. İçinizde Allah'ın bir ruhu var. Onu taşıyorsunuz.
alt tarafı yani 80-90 yıl ortalama bir ömrümüz var bu dünyada geçecek olan ve onu da bir başkasını aman ne der, aman kırarım, aman incitirim, aman 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 yani bunları kapatın. Happy topu sizin hakkınızda 3 gün konuşurlar. Ama bir de şu var. Kendi öz saygınızı, öz sevginizi ve öz değerinizi tespit edip özgüveninizi geliştirdikten sonra ay çok özgüven, ay bunu da bir şey söylem, ay keşke onun yerinde ben olsam, ne güzel ifade ediyor kendini gibi şeyler söylenecek sizin hakkınızda ve bu 3 gün olmayacak, çok uzun süre olacak. Bir de bunu düşünün, olur mu? Son kez soruyorum, sorularınız varsa alıyorum yoksa yayını kapatacağım. Sanırım tamam. Dediğim gibi bu özdeğerler tablosunu isteyenler olursa bana yorum bırakabilir veya DM'den mesaj atabilir. Kendilerine gönderirim. Şimdilik o zaman hoşça kalın diyorum ben. Yayını kapatıyorum. Bakalım. Rica ederim. Dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Umarım keyifli geçmiştir. Ve ben yayını kapatmayı bulamıyorum biliyor musunuz? Yayın kaldı. Neden böyle olduğunu anlayamadım. Destek olmak isteyen var mı bana şu an? Peki, böyle bakışalım. Birazdan zaten kendi kapatacak yayını ama. Tabii ki Mine Hanım, ne demek? Konuşuruz. Bana DM'den yazın. Ne yapabiliriz bir değerlendirelim isterseniz. Rica ederim. Herkesin herkese ihtiyacı var aslında. Önemli olan bu bazı bildiğimiz şeyleri kendimize fark ettirmek. Hani bu konuda ben destek olabilirsem ne mutlu bana. Eminim benim de sizden alacağım fikirler vardır. Namaste. Yalnız hakikaten yayın nasıl kapatılıyor? Bak hiç daha önce erken kapatmamışım açtığım yayınları demek ki. Hah buldum. Tamam kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Keyifli akşamlarınız olsun. Özgüveniniz yüksek olsun. Hoşçakalın.